Selamun aleyküm arkadaşlar. Haşlanmış buğdayımız. Eskişehir tabiriyle göce deniyor buna. Kırıkla da yapabilirsiniz. Tümle de yapabilirsiniz. Ben tüm vardı. Bunu fazla haşladım. Çünkü gece oruç sahurda da yeriz diye düşündüm. Evet, bu haşlanmış buğdaydan çorba yapacağım. Nelerimiz var? Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Önceden haşlanmış olduğu benim gezen tavuğum vardı. Gezen tavuk almıştık. Organik tavuk. Çok sertti ve ben bunu didik didik haşladım. Ayırdım. Tavuk suyu ve tavuk etim var. Şöyle kenara koyuyorum. Bunu çorbamız içine koyacağız. Terbiyesi için bir adet yumurta sarısı. Fazla olduğu için ben 2 yemek kaşığı un kullanıyorum. Ve fazla olduğu için fazlalaştırdım ben içimi. Normalde bu iç buğday içi 1 su bardağıyla yapılıyor ve 1 su bardağı yoğurtta kullanılıyor. Ben biraz fazlalaştırdım. Çünkü dediğim gibi hem akşam içeceğiz hem sahurda da yeriz. Çok seviyoruz çünkü çorba muhakkak tok tutuyor. Bu da üzerinin bir limon suyumuz var. Yarım şöyle çeyrek limon suyumuz. Çorbanın içine katacağız. Tereyağı ve kuru naneyi de en üstüne. Bunlar sonraki iş. En üstüne arkadaşlar. Malzememiz bu. Olmazsa olmazımız tuz. Ve muhakkak tuzumuz olacak. Evet, şu şekilde tuzumuz. Tuzumuz da var. Bununla bir kaşık kullanacağım. Şimdi arkadaşlar, seviyorsanız acı ya da kırmızı toz biber muhakkak üzerindeki sos için, yani yağ ve nane kavurduğumuzu kullanabilirsiniz. Nohutunuz varsa nohut kullanabilirsiniz. Benim nohutum yok, kalmamış. O yüzden sade yapacağım. Bundan 1 su bardağı kullanarak da sadece akşam öğünü çorbası yapabilirsiniz. Veya benim gibi fazla. Bu yaklaşık 2 su bardağıydı. Ben direkt fazla yaptım. Evet, hadi yapımına başlayalım arkadaşlar. Önce şu terbiyeleri bir birleştiriyoruz. Unu kavurmayacağız. Direkt terbiyenin içine un, yumurta ve yoğurtu biraz böyle karıştıracağız. Daha sonra çorbamızın içine bırakacağız. Önce ben şu et suyumu ve etimi, gözüküyor sanırım. Evet. Boşalttım. Zaten yiyeceğim iyice haşlandı arkadaşlar. Yani buğdayım. Evet, şu etin güzelliğine bakın. Bu tavuk. Organik tavuk. Ben çok seviyorum organik tavuk kullanmayı. Buna biraz da normal içme suyu bırakacağım. Evet. Şu şekilde. Evet. İkinciyi de koydum. 2 bardak ölçü ile içme suyu. Bir bardak daha koyabilirim. Hatta şöyle yarım koydum. Çünkü yoğurt da bırakacağız. Evet. Şimdi bunu şöyle bir karıştıralım. Bunu pilavını da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oluyor et suyu. Ben bunu çorba olarak da bugün niyetlendim inşallah. İftarımıza güzel bir doyurucu çorba ve geceye de sahura da biz içtiğimiz için fazla bıraktım. Şimdi arkadaşlar, şunun içine biraz unumuzu bırakalım. Şu şekilde. Ve biraz da yoğurttan alacağım. Limon suyunu en son katacağım. Hafif bir tat ekşilik versin. Bununla birlikte yaparsak kesilir. Yumurta da hem kesilmesini önler yoğurtun. Aklınızda bulunsun. Hem de terbiyesi. Bu yoğurtlu çorbamızın terbiyesidir arkadaşlar. Dediğim gibi buğdayımı önceden pişirdiğim için şimdi bunun üzerine bırakıp pişimini alacağım. Çok kolay bir tarif. Pirinçle de yapabilirsin. Ben dediğim gibi buğdayını seviyorum. Hem tok tutuyor. Çok güzel, lezzetli oluyor. Tavsiye ederim, yapmanızı öneririm. Evet, güzelce bir şöyle bir karıştırdım. İyice bir karıştıralım.
şekilde hazırladım. Şimdi bunu direkt içine bırakacağım. Evet arkadaşlar, yoğurdu terbiyemizde bıraktı ve karıştırıyorum. Evet, şimdiden güzel görünüyor değil mi? Un da kattık. Şimdi bunu birazdan pişimini alacağız. Hadi ocağa geçelim. Evet, iyice şöyle bir karıştıralım ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Ben tuz ve limonunu en sona doğru koyacağım. Çünkü tuz girince yoğurt kesilebiliyor. O yüzden onu en son atacağım. Ve kesinlikle oruç olduğumuz için tuzu az koyuyorum, çok koymuyorum. Yerken eğer, çünkü tadına bakamıyoruz ya, azsa üzerine biraz sepeleyebilirsiniz. Böylesi daha iyi arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde karıştırdıktan kaynamaya alalım. Evet, kaldırıyorum ışığımı. Tuzunu bırakıyorum. Biraz limonumuz vardı. Kaynadıktan sonra döküyorum. Çünkü kesilme ihtimali olmasın diye en son bıraktım. Şöyle bir karıştırıyorum. Mis gibi çorba. Ben bu çorbayı çok severim. Eminim siz de seveceksiniz. Biraz sonra nanesi ve tereyağını üzerine yakacağım. Ve çorbamız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve halen abone değilseniz ücretsizdir aboneliğimiz. İyi seyirler, afiyet olsun. Evet, ben şu şekilde yapıyorum. Biraz suyumuzdan alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum.